Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ripple SEC davasının bitiş tarihine dair yeni açıklamalar var. Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Tabi bunlardan önce bir şeylerin hatırlatılması gerekiyor. Bu da Ripple ile SEC arasındaki dava geçmişten bu yana süre geldiği gibi değil artık. Ne anlamda? Tabii ki biliyorsunuz şu anda SEC piyasa içerisinde baş regülatör olarak hüküm sürmeye devam ediyor. Piyasaya hükmetmeye devam ediyor. İşte istediği borsaya dava açmaya, mahkemeye vermeye, istediğini kayıt dışı menkul kıymet olarak dile getirmeye. Hatta gün içerisinde konuşacağız. Bakınız ki borsalara toplu dava açılmasıyla Binance başta olmak üzere bununla alakalı konuştuk. Ethereum'un mahkemelik olma ihtimali çok yüksek şu anda gibi daha bir sürü sıkıntı piyasada sürmekte. Dolayısıyla bütün bunlar olurken biliyorsunuz Binance US'in SEC karşısında bir mahkemede galip çıkması piyasada oldukça pozitif bir durumdu. Hatta bunların fiyatlandırmaları bile pozitif halde yapıldı arkadaşlar. Kaldı ki şu anda Ripple'la SEC arasındaki mahkemenin asıl önemi, SEC bu kadar ileri noktalara gelmişken eğer Ripple SEC'i devirebilirse gerçekten SEC'in piyasa üzerindeki hakimiyeti büyük ölçüde kalkıp devamında olası sıkıntılı haberlerle beraber arkadaşlar artık SEC ne yapamayacaktır? Piyasada hüküm süremeyecek, buradaki fiyatlamalara büyük etkiler gösteremeyecek ve genel itibariyle piyasa büyükleri işte firmaları vesaire ciddi ölçüde korkutamayacaktır şu anda olanın aksine. Uzun lafın kısası Ripple geldiğimiz noktada davayı kazanabilirse arkadaşlar bu piyasanın tamamı için öncelikle güçlü bir fiyatlandırma ardından başta XRP coin olmak üzere yön yukarı hareketler göstereceği gibi uzun vadede de oldukça pozitif bir duruma yol açacaktır. Ama aksi durumda maalesef SEC'in piyasadaki yüksek hali tam tersi bir durum. Yani piyasada ciddi düşüşler beraberinde XRP coin'de de çok ciddi düşüşler getirecektir arkadaşlar. Şu an öyle durmamasına rağmen XRP coin'in radikal bir kripto para olduğunu unutmamak lazım. Her zaman bunu söylüyorum arkadaşlar, tamam mı? Bu olay piyasa için çok önemli. Şu an bütün piyasa buna bakıyor, bakması lazım. Ne diyor? Bloomberg uzmanı Ripple SEC davasının bitiş tarihine dair konuştu. En son biliyorsunuz Eylül ayı deniyordu. Eylül ayında bitmesi öngörülen bir mahkeme süreci. Bloomberg Intelligence analistlerinden Eli Stein, Laura Shin'in Unchained podcast'ine katıldığı bir programda Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasında devam eden yasal mücadele hakkında yorumda bulundu. Stein, Ripple SEC davasında yılın ilk yarısında gelişme bekliyor. Stein, bu yılın ilk yarısında özet karar önergeleri hakkında bir karar verilmesini beklediğini belirtti. Stein, Ripple davasının bu varlıkların emtia olması lehine ağırlık veren faydası olan bir dijital varlıkla ilgili olduğu için özellikle dikkat çekici olduğunu belirtti. Söylediğimiz şeylere yakın bir durum. Yani diyor ki burada Ripple XRP'nin bir emtia olduğunu savunuyor. Bir menkul kıymet olmadığını savunuyor. Dolayısıyla ilerleyen süreçte SEC'in piyasa içerisindeki hakimiyeti, hangi kripto paranın emtia mı, menkul kıymet mi vesaire bunun belirlenmesi gibi hususlarda aynı zamanda arkadaşlar bu bir içtihat oluşturacak, emsal oluşturacak. Yani bu çok önemli bir dava olacak. Bunu söylemek lazım. Bu da önemli bir durum bakın son söylediğim. Yani şu anda piyasada benzer durumlar yok. Öyle bir durum ki örneğin işte bir kripto projesiyle ne bileyim SEC'in karşı karşıya geldiği ya da başka bir kurumun karşı karşıya geldiği emsal davalar yok arkadaşlar. ABD'de de yok mesela, Türkiye'de de yok. Örneğin ya şimdi Türkiye kuruluşlu bir örnek veriyorum kripto para borsası ya da projesi gidecek ne bileyim bizim Türkiye'deki devlet dairelerinden biriyle ya da başka bir tarafla mahkemelik olacak mesela. Hadi buyur yani çık işin içinden çıkabiliyorsan. Aslında bu yüzden de bu kadar uzadı bu mahkeme süreci. adamların elinde emsal olmadığı için karar vermekte ciddi halde zorlanıyorlar. Tabii ki hukukçular bu söylediğim şeyi daha iyi bileceklerdir ve aslında anlatmak istediğimin ne anlama geldiğini anlayacaklardır arkadaşlar. Bu arada ben hukukçu değilim, sadece o şekilde konuşuyorum. Ben bilmiyorum o konuyla alakalı. Tamam. Ancak SEC, Ripple'ın XRP tokenlarını yatırım olarak pazarladığını ve alıcıların da varlığın fiyatının yükselmesini umarak bu yönde davrandığını iddia etti. Bu durum yoğun davalara konu olan karmaşık bir hukuki mesele yaşatıyor. Evet, yani aslında olay şu, yani Ripple diyor ki hayır, biz XRP pazarlamak önceliğimiz değil. Biz Ripple ağını genişletmeye çalışıyoruz. Bir de XRP'miz var, bu da alım satıma açık bir kripto para. SEC de diyor ki hayır, siz diyor dümdüz bu XRP'yi pazarlamaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Dolayısıyla siz net halde bir menkul kıymet satıcısınız diyor. Bu bir menkul kıymettir diyor, bu kadar. Yani bir gayrimenkulden farkı yoktur. Stein dolayısıyla bu tüm kripto para sektörü için gerçekten ilginç bir dava ve bu yılın ilk yarısında özet karar önergeleri hakkında bir karar alabileceğimizi düşünüyorum dedi. Muhtemelen alınacaktır arkadaşlar. Yılın ilk yarısında bir özet karar gelir. Beraberinde neyin ne olduğuna dair resmen şöyle büyük bir emsal oluşturan durumu karşımıza alabiliriz diye düşünüyorum. Yargıç Annalisa Torres kısa bir süre önce davada SEC'in hayati önem taşıyan uzman tanığının ifade vermesini engelleyen yeni bir karar vermişti. SEC tarafından token alıcılarının beklentilerini incelemek üzere İşe alınan Patrick Doody, Ripple'ın talebine cevaben Yargıç Torres tarafından ifade vermekten alıkonuldu diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz işte Torres'in derin devletin burada bir adamı olduğuna dair de spekülasyonlar çıkmıştı ama bunlar da biraz balon, yani adı üstünde spekülasyon, tamam mı? Emin olun yani böyle bir şey gerçek olsaydı bu dava bu kadar uzamazdı. Çok uzun bir zaman önce bu dava bitmişti. Şimdiye de XRP kalmamıştı zaten. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu 2020 yılının Aralık ayında Ripple'ın yanı sıra şirketin üst düzey yöneticilerine karşı yasal işlem başlatmıştı. Davada şirketin ve yöneticilerinin izinsiz menkul kıymet satışı yaparak ABD menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddia ediliyor. Gerlinghaus davanın 2023 yılında karara bağlanmasını beklediğini ifade etmişti. Bir de tabii şöyle bir durum var. SEC tutar şu anda davayı kazanırsa arkadaşlar, bu sefer diyecek ki ha bak, bu bir menkul kıymet, ben kazandım da sen de bunu bu kadar süre kayıt dışı halde sattın. Hadi şimdi buyur çık işin içinden. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.